Metropolitan Sanat Müzesi'nin Yunan ve Roma galerilerinde bulunan bir bronz heykeli inceliyoruz. Hakkında çok fazla şey bilmediğimiz bir heykel. 1960'larda Türkiye'nin güneybatısında bulunan Likya antik kenti Bubonda, Burdur'un İbecik köyünde yaşayanlar tarafından bulunduğunu düşünüyoruz. Heykeller Sebasteion denilen imparatorluk kültüne adanmış bir yapının içinde bulunmuş. Bu, halkın Roma imparatorlarına tapmak için yapılar inşa ettikleri anlamına geliyor. Türkiye'nin batısı eski zamanlarda birçok antik medeniyete ev sahipliği yaptı. Roma İmparatorluğu'nun bölgeye hükmettiği dönemde ise çok sayıda farklı tapınak inşa edildi. Roma İmparatorluğu'nda şehirlerin imparatorun beğeni ve desteğini kazanması için imparatorluk kültüne tapınılan bu yapılar inşa edilirmiş. Şehirler bu binaları yaparak imparatorlarını ne kadar çok sevdiklerini gösterir ve karşılığında da vergi muafiyeti gibi haklardan faydalanmaya çalışırlarmış. Bu gördüğünüz figür Greco-Roman stilinde. Kontraposto olarak temsil edilmiş yani ağırlık sağ bacakta, sol bacak serbest ve vücutta buna göre bir duruş almış. Klasik stille özdeşleştirdiğimiz bir duruş. Kaslar belirgin ama çok büyük değil. Evet, kesinlikle klasik stile uyan bir heykel. Bu heykeli Türk köylüleri bulmuş. Kültürel miras Türkiye'de yasalarla korunmaktadır ve yurt dışına çıkartılması yasaktır. Ama nasıl olduysa heykel şu anda New York'ta bir müzede bulunuyor. 1700'lü yıllardan başlayarak özellikle de 1980'lerde, 2. yüzyılın ortasında yapılmış bu gerçek boyutlu bronz heykeller kara borsada boy göstermeye başladılar hemen hemen aynı anda. Çok nadir olarak korunmuş bir tarz olsa da bunun sebebi bronzun yeniden eritilerek silah ya da farklı heykel yapımında kullanılabilmesidir. Bu yüzden de elimizdeki antik döneme ait heykellerin hemen hemen hepsi mermerdir. Az önce de söylediğim gibi bu bronz heykeller tüm dünyada birdenbire ortaya çıkmışlardı. Müzeler ve koleksiyonerler ise nadir bulunmaları, boyutları ve güzellikleri yüzünden hemen bu heykellerin peşine düştüler. Bu heykeli kimin Türkiye'den çıkarttığını ya da nasıl Amerika'ya geldiğini bilmiyoruz. Heykele bugün ev sahipliği yapan Metropolitan Sanat Müzesi'nde heykelin anonim bir bağış olduğu belirtilmiş. Muhtemelen bir koleksiyonere aitti. Müzeler bu şekilde davranarak yani isimleri gizli tutarak yasa dışı eserlere sahip koleksiyonerlerin bu eserleri müzelere bağışlamalarını sağlamaya çalışırlar. Bu heykelin başı yok ama bulunduğunda başının yerinde olduğu düşünülüyor. Belki de ayrıca satılabileceği için vücudundan ayrılmış olabilir. Heykelin 1960'larda bulunmuş olması çok önemli bir ayrıntı. UNESCO 1970'te düzenlenen bir kongre ile katılımcı tüm ülkelerin birbirlerinin kültürel miras yasalarına uymasını güvence altına aldı. Başka bir deyişle bu kongreye katılan tüm ülkeler diğer ülkelere ait kültürel miras sayılan tarihi eserleri ihraç etmeyeceklerini kabul etmiş oldular. Bu da demek oluyor ki 1970'ten sonra herhangi bir ülkede bulunan ya da yağmalanan bir eser Amerika'ya kanuni yollarla sokulamayacaktı. Ama eğer tarih 1970'ten önce ise bu ne yazık ki mümkündü ve eserin sahibi kanunen de bir sorunla karşılaşmıyordu. Bugün eserler satışa çıktığında ait oldukları yerlerden 1970'ten önce ayrıldıklarına dair belgelere sahip olmaları büyük önem taşıyor. Bu heykelin hikayesi ait olduğu kasabadaki kaidesinin bulunması ve heykel ile eşleşmesiyle ortaya çıktı. Antik Bubon kasabasındaki Sebastiyon hala duruyor. Ve heykellerin kaideleri de hala orada. Heykellerin çoğu ise Kuzey Amerika'nın çeşitli yerlerindeki müze ve koleksiyonlara dağılmış durumda. Eserlerin nereye ait olduğunu tespit edebilmek için bu heykeller ile Türkiye'de bulunan tabanların eşleştirilmesi gerekiyor. Kaidelerin üzerindeki yazılar heykellerin tarihçesi ve hikayeleri hakkında da daha fazla bilgi verebilir. Ne yazık ki müzeler ve koleksiyonerler bu eşleştirmenin yapılması konusunda biraz çekimserler. Yapılacak işlem o kadar da zor değil. Yine de heykellerinin ayaklarının alçıdan modellerinin alınmasını ve bunların Türkiye'de bulunan kaidelerle karşılaştırılmasını istemiyorlar. Tabii bu konuda çekimser olmalarının sebebi heykelleri kanun dışı yollarla elde ettiklerini kabul etmek istememeleri olabilir. Bu durumun kanıtlanması heykellerin Türkiye'ye iadesine dair bir davaya yol açabilir. Aslına bakarsanız bu gibi durumlarda tarihsel bilgiye ulaşma ve eserlerin sahiplerinin menfaatleri arasında ters bir ilişki var. Heykelin tarihçesiyle ilgili muğlaklık müzeye de yansımış. Metropolitan Müzesi'nde heykelin altında yer alan yazı biraz kafa karıştırıcı. Heykel, Yunan ya da Roma medeniyetine, Helenistik ya da Roma dönemine ait olarak tanımlanmış. Yani M.Ö. 200'den M.Ö. 200'lere kadar uzanan bir zaman diliminden bahsediliyor. Kısacası bu heykelin bu zaman aralığında tam olarak ne zaman yapıldığını bile bilmediklerini gösteriyor. Fakat bu heykelin Güneybatı Türkiye'den Hatta Roma İmparatorluk kültürüne adanan yapıdan geldiğini ve 20 farklı heykelle birlikte bulunduğunu kanıtlayabilirsek, 2. yüzyılın ortasında hüküm sürmüş imparatorlara ait olduklarını, kimin tarafından yapıldıklarını, kim tarafından kullanıldıklarını, hatta hangi amaca hizmet ettiklerini bile söyleyebiliriz. Bu durum arkeolojinin müzeler, koleksiyonerler, yağmacılar, kaçakçılar, devletler, halk ve sanatseverler arasında kalmış bir alan olduğunu bize kanıtlıyor.